Oldukça fazla meraklısı bulunan Honda Civic yeni yüzüyle karşımıza çıktı. Antalya'da düzenlenen basın deneme sürüşünde aracı yakından inceledi. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin gururlarından bir tanesinin yanındayız şu anda. Yeni Civic Sedan işte Antalya'da lanse ediliyor. Ve biz de Beyler Dağları'nın eteklerine kadar bu araçla geldik. Havalimanından buraya kadar geldik. Yaklaşık 100 kilometrelik bir yolda bu aracı kullandık. Sizlere önce tasarımından bahsetmek istiyorum. Aracın tasarımı bir önceki jenerasyonla oldukça farklı. Yeni olduğu zaten dışarıdan bakıldığında belli oluyor. Çok farklı bir tasarım anlayışıyla ortaya çıktı Civic Sedan. Gördüğünüz gibi ön tarafta farların üzerinden uzayan krom detay bir uçtan bir uca kadar gidiyor ve aracın önden bakıldığında daha geniş gözükmesini sağlıyor. Ön tarafın gayet şık olduğunu söyleyebilirim. Lastiklere baktığımızda aracın üzerinde 16 inçlik jantlar bulunuyor sevgili seyirciler. Bu da tabii ki aracın daha ekonomi ve konfor odaklı olduğunu bize gösteriyor. Yan tarafa baktığımızda ise krom detaylar yanda da bu şekilde görüyorsunuz. Kapı kollarında yine var. Bu da aracın biraz daha şık durmasını sağlıyor. Arkaya geldiğimizde ise arka taraftaki tavan çizgisinin aşağı doğru alçaldığını, o kupe görünümlü araçlar gibi olduğunu söyleyebiliriz ama bir farklılıkla gördüğünüz gibi bu çizgi buraya geldiğinde bagajla birleşiyor ve bagajın üzerinde buradaki girinti ve çıkıntılarla farklı bir tasarım oluşturuyor. Aracın ön tasarımı ile arka tasarımı gerçekten birbirinden farklı, onu söyleyelim. 519 litrelik bir bagaj hacmine sahip, geniş bir bagajı var. Buradan rahatlıkla yükleme yapabiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi diz kapağımın altında kalıyor. Rahatlıkla eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Stoplara gelince, stoplar C tasarım şeklinde yapılmış. Şık duruyor. Gece yandığında bunu daha rahat anlıyorsunuz. Tamponun alt bölümünde sağ ve solda reflektörler bulunuyor sevgili seyirciler. Arkadan tam olarak bakacak olursak o sportif yapıyı vurgulayacak egzoz çıkışlarını göremiyoruz. Yani egzoz gizlenmiş durumda. Son olarak bagajla ilgili bu bölümü değinmek istiyorum. Buradaki girintili bölüm bu üst kısmın bir spoiler gibi gözükmesini sağlamış. Tabii ki bu aracın aerodinamisine de katkıda bulunuyor. Aracın içeride kullanılan malzemeler bence segmentine göre oldukça iyi. Özellikle iç tasarım bir önceki jenerasyondan çok çok farklı. Buradan da size kapıyı açayım, hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi şık bir görseli var. Ortada güzel bir renkli ekran var. Yine göstergeler TFT ekrandan yapılmış. Hayalet gösterge diye kimileriniz bunu söylüyor ama böyle bir şey yok, böyle bir terim yok. Onun da altını çizelim. TFT ekranda bilgileri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçi ben dijital ekranları pek sevmiyorum. Analog göstergeleri tercih ediyorum ama buradaki dijital göstergeler analog kadar şık duruyor ve gözü rahatsız etmiyor. O yüzden ben başarılı buldum. Malzemelere baktığımızda torpidonun üzerinde yumuşak malzemeler var. Burada dikiş gibi görünümler var. Görmüş olduğunuz gibi hemen şunlara da bakalım. Orta bölümde bir metal görünüm var. Gayet şık duruyor. Ses konusu en önemli konu bence. Ses yalıtımında tabii ki çalışmışlar. Klasik 1.6 litrelik benzinli motorun CVT ile olan kombinasyonunda gaza bastığınızda çıkan motor sesi içeriye oldukça az geliyor. Eskiden daha fazla motor sesi duyardınız gaza yüklendiğiniz anda. Şimdi bunu daha az duyuyorsunuz. Aracın sürüşü sırasında adeta bir hava yastığı üzerinde gittiğinizi söyleyebilirim. Çok yumuşak kullanırsanız eğer. Bu da insana keyif veriyor, huzur veriyor. Gazı aniden bastığınızda ise aracınız ivmeleniyor ama bunu size çok fazla hissettirmiyor. Çünkü 0-100 değerine baktığınız zaman 11 saniyenin üzerinde bir verisi var. Ve maksimum sürati aracın 196 km. Aracın verilerine bakacak olursak 125 beygir gücünde. Tork değeri ise 152 Nm. Bu değerlerin biraz tabii artık günümüzde düşük kaldığını söylemek lazım. Yeni motorlar daha yüksek
tork değerine sahip daha yüksek beygirli motorları tabii ki kullanıcıları, Honda severler bekliyor. Gelelim ölçülerine, içeride nasıl bir hacim bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi arkada rahat bir oturma pozisyonu var ve rahat bir alan var. Tabii ki buradaki sunroof'un da içeriği aydınlatma etkisiyle özellikle karanlık havalarda içerisi biraz daha ferah olacaktır. Sevgili seyirciler, Antalya'da basın tanıtım sürüşünde sizlere yeni Honda Civic'i anlatmaya çalıştık. 1.6 litrelik benzinli versiyonuyla yollara çıktı. Bu da tabii ki satışlara nasıl yansıyacak onu da göreceğiz. 2017 yılında 1.5 litrelik yeni motorda seriye dahil olacak. Dizelle ilgili şu anda bir açıklama yok. Yetkililerden bir açıklama geldiğinde onu da sizlerle paylaşacağız.